Önceki videolarda eğrinin altına kalan alanı bulmak için bu alanı dikdörtgenlere ayırdık, dikdörtgenlerin alanlarını topladık ve böylece toplam alanı tahmin etmeye çalıştık. Burada ilk örneğimiz var. A ve B aralığını eşit olarak bölerek tüm dikdörtgenlerin enlerini birbirlerine eşitlemiştik. Dikdörtgenlerin yükseklikleri ya da sol uzun kenarların uzunlukları ise fonksiyonun o noktada aldığı değere eşitti. Tüm bunları genel bir ifadede göstermek için de burada gördüğümüz sigma gösterimini oluşturmuştuk. Evet, örneklerden biri buydu. Daha sonra dikdörtgenlerin sağdaki uzun kenarlarını ya da uzun kenarlarının orta noktalarını kullanarak, hatta yamuklar çizerek başka tahminlerde bulunduk. Tüm bunlar Riemann toplamının çeşitleridir. Mesela bu bir Riemann toplamı. Riemann toplamından bahsederken genel olarak konuşuruz. Yani özellikle bir çeşidinden bahsetmeyiz. İsterseniz yamukları, isterseniz değişkenlere sahip dikdörtgenleri kullanırsınız. Mesela ben burada işimi kolaylaştırdığı için eşit ene sahip dikdörtgenler kullandım ama bunu yapmak zorunda değildim. Burada da bu toplamlara ismini veren Bernhard Riemann'ın fotoğrafını görüyorsunuz. Matematiğe birçok katkıda bulunmuş ama bunların en çok bilineni kuşkusuz Riemann toplamı. Newton'da Leibniz'de kalkülüsü işlerken integral fikrini bulmuşlar ama en kabul edilir, en kullanışlı integral tanımını Riemann yapmıştır. Evet, tahmin edebileceğiniz gibi bu bir Riemann toplamı. N'yi görüyorsunuz, öyle değil mi? N büyüdükçe yapacağımız tahminin doğruluğu artar. Yani alan hakkında daha iyi bir tahmin yapabiliriz. Riemann'ın integral tanımı ya da belirli integral tanımı, bir eğrinin altında A ve B arasında kalan alandır. Bu arada alanı bulmak için ille de bu toplamı kullanmak zorunda değilsiniz. Herhangi bir Riemann toplamını kullanabilirsiniz. Evet, ne diyorduk? Alanı bulmak için bir Riemann toplamının n sonsuza yaklaşırken limitini alırsınız. Peki n sonsuza yaklaşırken ne olur? Bir şekil daha çizelim. Bu y ekseni, bu x ekseni, bu da fonksiyon. Burası a, burası da b. Evet, bu araya bir sürü dikdörtgen çizebiliriz ve dikdörtgenlerin sayısı arttıkça yapacağımız tahmin de daha iyi bir tahmin olacak. Eğrinin altında kalan alanı a ve b arasında fx'in integrali olarak yazabiliriz. Bu iki gösterim arasındaki bağlantıyı nasıl kuruyorum ondan da bahsedeyim. Dikdörtgenlerin enleri delta x. Bu delta x, bu da, bu da. Dx'i ya da diferansiyeli konseptini bu delta x'lerin çok ama çok çok küçüldüklerinde yaklaştıkları değer olarak tanımlayabiliriz. Yani bunu sıfır olmayan ama sonsuz derecede küçük bir delta x olarak düşünebilirsiniz. Fonksiyonunuz bu küçük delta x'i çarpıp bu çarpımı a ve b arasındaki tüm x değerleri için yapıp sonuçları topladığınızda ise alanı bulmuş olursunuz. Tekrar ediyorum, bu bir Riemann toplamı, hatta sol Riemann toplamı. Ama unutmayın, tek Riemann toplamı bu değil. Dikdörtgen kullanıyorsanız sağ ya da orta değer Riemann toplamını da kullanabilirsiniz. Yamukları tercih ettiyseniz yamuklu toplama yaparsınız. Her durumda, yani hangi toplamı tercih ederseniz edin, bu toplamın n sonsuza yaklaşırken limitini alırsanız Riemann integralini elde edersiniz. Evet, artık tanımı yaptığımıza göre önümüzdeki videolarda bunları nasıl değerlendireceğimiz hakkında konuşabiliriz.